Tekrar yurttayız. Ankara'dan bir haberle devam ediyoruz. Mimarlar Odası Atatürk Orman Çiftliği arazisinin Amerikan Büyükelçiliğine peşkeş çekilmesiyle ilgili Büyükelçilik yetkilileriyle görüştü. Mimarlar Odası Ankara Şubesi görüşmede Büyükelçiliğin çiftlik arazisini geri vermesini talep etti. Olumsuz yanıt aldıklarını belirten odanın şube başkanı Ali Hakkan, araziyle ilgili hukuki süreci başlatacaklarını söyledi. O araziyi almamalarını talep etmiştik. Amerika Büyükelçiliğine peşkeş çekilen Atatürk Orman Çiftliği ile ilgili Mimarlar Odası'ndan yeni bir adım geldi. Bu talep karşılık gördü ve bizi davet ettiler. Mimarlar Odası Ankara Şube yöneticileri Amerika Büyükelçiliği yetkilileriyle görüştü. Bu alanı almamaları konusundaki talebimiz bütün yarattığımız duyarlılığa rağmen mümkün görünmüyor. Odanın Ankara Şube Başkanı Ali Hakkan, arazinin geri verilmesiyle ilgili taleplerini ilettiklerini söyledi. Kırmızı eylemimize de başlayacağız gibi görünüyoruz. Hakkan, elçiliğin olumsuz yanıtına karşı hukuki süreci başlatacaklarını belirtti. İzleyeceğiz bu alanı. Birincisi tabii hukuki işlem hemen başlatılacaktır. Mimarlar Odası Ankara Şubesi Sekreter Üyesi Tezcan Karakuşcan'dan, Büyükelçilik binası olarak diplomatik sit alanlarının kullanabileceğini söyledi. Evet, vazgeçmiyorlar. Vazgeçmeyeceklerini anladık. Ama çok tedirgin olduklarını da anladık. Gerilmeye devam edecekler bir kere. Onu açık söyleyelim. Bugüne kadar yaptığımız eylemler evet sembolik eylemlerdi. Onlar vazgeçmiyorlarsa biz de vazgeçmiyoruz. Çünkü o bize emanet edilmiş bir arazi. Sayın seyirciler, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, SBS'nin kalkacağını ve dershanelerin kapanacağını açıkladı. Gelecek yıl seviye belirleme sınavı yapılmayacağını söyleyen Avcı, dershanelerin özel eğitim kurumlarına dönüşmesine yönelik çalışmalar yaptıklarını da belirtti. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, SBS'nin kalkacağını ve dershanelerin kapanacağını söyledi. Dershaneler kapanıyor. 2013-2014 eğitim öğretim yılı itibariyle SBS olmayacak. Bunun yerine matematik, Türkçe, fen bilgisi gibi derslerden yapılan sınavlar bakanlığın oluşturacağı merkezi sistemle yapılacak. Yeni sistem gelecek yıldan itibaren uygulamaya girecek. Gerek sınavın hazırlanışını, gerek uygulanışını, gerekse değerlendirilişini Milli Eğitim Bakanlığı olarak biz üstlenelim. Örgütlerin değerlendirmenin de nasıl yapılacağını biz denetleyelim. Yeni uygulama merkezi sistemde yapılan sınavlarla sınırlı kalmayacak. Kontenjanı sınırlı ve çok tercih edilen okullar için de küçük çaplı sınavlar olacak. Çok özelliği olan ve kapısında ciddi yığılmalar olabilecek olan çok alabileceğinden çok daha fazla talebe maruz kalan okullar için ayrı bir sınav, daha küçük ölçekli. Çünkü oralara toplam zaten 50 bin kişi civarında bir kontenjan oluyor. Dolayısıyla 100 bin kişinin, 120 bin kişinin katılacağı bir sınav ayrıca yapılabilir. Dershanelerin de kapatılacağını açıklayan Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, kapatılan dershanelerin özel eğitim kurumlarına dönüştürüleceğini belirtti. Serbest kıyafet uygulamasına ilişkin de açıklamalar yapan Avcı, resmi ya da özel okullarda serbest kıyafet kararını velilerin vereceğini söyledi.